Welcome to the Grand Tournament, champion. Froshet dude. Git, git, git. Sen kal baby sigül. Sen kal. Güzel. Şey çekersek çok güzel olur bir de top deck'ten. Empty manalık bir şeyler. Hazır Targon Speak elimizde. İki tane Field Rush. O Targon Speak tek de Field Rush'ı sıfır yapsa. GG. Easy game is life. Güzel. Empty manamızı da çektik. Pas pas pas. Hızlı hızlı. Hadi mana 5'e gelmem lazım hızlıca. Come on. Geç 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 geç. Hop. Şu birinci hamle. Amerika gününü görecek. Pas. Bunu bir tank olarak kullanmayı düşünmüyorum. Adam bir şekilde çekmezse. Ki çekemeyecek. Çok da mı içeceğiz? Hayır. Ama bunu feda edersem Targon Peak'i oynayamayız. En azından bir damage kısalım, ne yapalım? Targon Peak oynamak zorundayız hocam. Daha iyi bir opsiyonumuz yok yani bizim şu an. Tamam. Şimdi rakip birazdan open atak yapmazsa. Oğlum gidip de şu landmark'ı düşürmeyeceksin değil mi ya Targon Speak? Güzel. Bunun ama işte tekte işe yaramaması insanı birazcık üzüyor, o ayrı konu. Şimdi sen... kimleri stunlasan şimdi? Bununla saldıracak ve biz bloklayacağız zaten bunu, o ayrı konu. Hmm. 4-4'ü 0-1 ile bloklayacağımı varsayarsak şöyle bir hamle. Ha, adama vulnerable verdik lan, doğru. Bu detayı unuttuk. Neyse şöyle yapıp hayatta kalabiliyoruz. Bir de şundan patlattım. Bir de landmark oynarız. Kafa iyice rahatlar. Tamam. Vulnerable olacağımızı unuttum. My bad, my bad. Şunu bir oynayalım hocam. Yapıştır hocam oradan bana bir field rush. Ver beleşe bir field rush. Ver abime bir field rush. Ne oldu? Hadi bakayım. Yapıştır abim. Yapıştır babuş. Babuşka. Babuşka. Buyursun ağır. Buyursun ağır efendim, buyursun ağır. Çok ağır ataklamayayım bence. Hiç ataklamaya ihtiyacımız yok bence. Bizim savunmamız daha iyi. Zaten Aurelion direkt level atlayacak. Bu kart Celestial kart diye geçmiyor değil mi ya? Bu kartı sıfıra düşürmüyor yani Aurelion. Evet, manası. Okey. Landmark'ımızı oynayıp hayatımıza devam edelim abi. Hiç ataklamaya gerek yok. Durduk yere artı 3 artı 3 buff verip de şuna Aurelion'u falan trade'lemesin adam. Benim savunmam çok iyi. Ben böyle memnunum. Bir de şunu ağzına atarım. Tehlikeli bir şey oynarsa yapıştırırım beynine. Patlatırım beynini. Diye boşa hava gazı yapıyorum şu an. Çünkü 4 manaya bildiğiniz üzere. Hıyanet yolları var. 4 mana karşılığında 11 manalık arkadaşımızın hayatını kaydırabilir. Ya Trundle'la vursam mı ya? Vurayım lan ikisiyle de. Aurelion'un başına bir şey gelmesi beni üzer ya. Şu an nasıl bir savunma yapabiliyoruz? Şu ölüyor, şu ölüyor, şu ölüyor. Şu ikisiyle saldırıyorsun. İkisini de çok rahat savunabiliyorum. Abi devam. Aa artı 8 artı 4 gelirse ne olacak? Hmm. Bu durum benim hoşnutluğumu bozmaya başladı. Aurelion saldırmasın da Trundle saldırabilir. Zaten regeneration'ı var.
Benim top deck'ten heal falan çekmem lazım bu gidişle. Biraz sıkıntı oldu. Şunların iki tanesi biraz fazla oldu ya. Delikanlı gaming. İki damage oradan sektiriyor. Artı 8 artı 4 mi geliyor ya? Artı 8 artı 4 kaç mana ya? 8 mana gerçi. Artı 3 artı 4 gelse. Hebele hübele. Öldük mü lan chat? Lan chat öldük mü? Artı 3 artı 4 gelse ölmüyoruz. Artı 8 artı 4 şu an gelemiyor. Hıyanet var ama ne acaba? 2 tane artı 3 artı 3 mü gelecek? Hiçbir şey gelmedi. Laps diye open atak yaptı herif. Ne bileyim anlamadım, korktum. Önce bir ice pillar oynayayım. Çünkü neden oynamayayım ki? Çünkü hayat easy. 0 mana field rush'ım var. Şeyim var, şuyum var. Bana ne oğlum Twist'in nerfinden, Aphelios'un nerfinden. Benim muhteşem Targon's Peak desten var. Bundan sonra bana bayram. Gerisini millet düşünsün. Bana ne? Ben bu desteği oynuyorum bundan sonra hayatım boyunca. Benim olayım bu artık. Easy game. Yapıştırıyorum bunu milletin ağzına. Gel birazcık da Ezreal tokatlayayım. Gel. Gel. Gel buraya. Bunda şey olabilir ama. Landmark yok et olabilir. O bizi üzer bak. Bebişlerim siz kalın. Ki rakip Mystic Shot'la sizin üzerinizden Ezreal'ı kassın. Her şey rakibimiz için. Pas. Yavuu. Şalmat. Pas. Bir kere de pes dedikten sonra şu repliğin taklidini yapmayayım be arkadaş. Bir kere de yapmayayım be. Biri biri bloklayacağım ya. Zaten Mystic Shot'la falan çok rahat öldürecek birazdan o minion. Bir damage da olsa kısalım. Çünkü rakip bir noktadan sonra bütün skill'lerini ağzıma atmaya da başlayabilir. O da bir seçenek. Targon's Peak çekemezsek ne olur acaba? İnşallah erkenden çekeriz. Allah'ın işi işte. Mystic Shot. Mini mini spiderler. Bu destede bu kart var mıydı ya? Hah. Oo. Ya sen ne kadar muhteşem bir kartsın ya. Adını andım. Hemen geldin. Ne kadar delikanlı bir kartsın ya sen. Sen biraz delikanlı bir kart mısın acaba? Çok pardon ama. Gel bakayım. Yeriz birazcık damage nedir? Git şuraya blokla. 7 hasar. Oradan 1 versen 8. Vision şey yapsan diyeceğim. Vision alınmıyor her bu desteğe. Devam. Yapıştır hocam field rush'ı. Affetme. Ver hocam adamın ağzına field rush atayım. Allah'ın işi ya. Allah'ın işi ya. O stand da boş harcandı. He? Kandırıldın bitch. Selamünaleyküm bacım. Selamünaleyküm. Hadi hadi blokla Aurelion'u da. Artı bir damage lazım bana. Heh, tertemiz. Ben olsam bloklamazdım Aurelion'u. Niye level atlatıyorsun ki abi Aurelion'u? Bir damage eksiği var bak Aurelion'un. Onu da buradan alacak sağ olsun. Tertemiz. Gürsünar. Top deck'ten bir de heal çeksek çok güzel olur hocam. Bu destede neden Trundle kullanılıyor? Tryndamere daha iyi olmaz mı? Hayır, çünkü Tryndamere maksimum 9 hasara falan ulaşıyor. Tryndamere'in level atlamış hali 9 hasar. Ama hali hazırda level atlamış bir Trundle'ı 10-10 versiyonunu summonlarsan ataklarken 17 damage'e falan ulaşıyor bir anda damage'i. Bir de böyle düşün. Çünkü elimiz full 8 cost üstü minionlar veya kartlardan oluşuyor ya. Onların da gücünü alıp vuruyor ya Trundle. O yüzden Trundle çok daha avantajlı bu senaryoda. E şunu atalım. Niye atmayalım ki? Yapıştıralım abi Icequake.
Kimin başına ne geliyor? Hiç kimsenin başına bir şey gelmiyor. Al abi ağzına. Yani sikili. Yanlış olmasın. Evet doğru, Triumvirate. Öyle. Try iyi değil ya. Try boş ver. Trundle çok iyi abi. Trundle aşırı iyi bir main. Bir de Trundle'ın regeneration'ı var. İnanılmaz öyle bir avantajı da var. Trindamir'de yok ki. Şuna baksana. 10-10 main. Buna istediğin kadar vur. Bir sonraki tur tekrar 10 can yani bu main. Baya hile gibi bir şey ya Trundle. Vursun ağır. Vursun ağır. Kardeş ne spider varmış sende de be. Al. Bende de serpent var. Yok mu ataklayıp ağır ölüyorsun solumuna birazcık daha damage kazandırman? Yokmuş. Al işte bir Trundle'ımızı öldürdü. Vatan haini. Gel kız. Yalandan bize empty margen daha ver. Şimdi birazcık pillar oynayalım da şu Trundle hayvanat adam olsun bir anda. Sıfır mana pillar. Her şey çok saçma. Dur. Önce pillar. Önce pillar. Dur. Dur. Ne oldu lan FPS'li? Animasyonu bayağı düşük FPS'le izledik, farkında mısınız? Dur ya, daha sıfır mana şey oynayacaktım ya. Ya dur ya. Çok iğrenciz. Bugün çok iğrenciz. Bugün lanet olası bir beachiz abi. Bugün insanları kanser etme gaming. Let's go. Ha, bu çocuk için şeylen markını elinizde tutmak isteyebiliriz. Dur bakayım. Sizi bu full gönderiyorum. Yok, gelmedi. 4 manalık landmark var ya, o iyi olurdu bu matchup'ta. Neyse, buluruz buluruz. Güzel güzel, en azından gem var. Gem yok, 8 manalık kart yok elinde. Artık var. 8 manalık kart çekememe lüksüm var mı la benim? Destek neyden oluşuyor? Destek olay o. Glimpse bir ara... Glimpse beni hala çıldırtıyor bu arada. Glimpse en nefret ettiğim kartlardan biri hala daha. Ama artık eskisi kadar aktif oynanmadığı için. Artık çok fazla onun üzerine oynanmadığı için oyunlar birazcık daha rahatladı kafam. Ama bir dönem gerçekten nefret ediyorum. Çünkü çok çirkin bir rahatsızlık veriyor. Yani sen 78 ataklı minion koyuyorsun sahaya. Lifesteal var minion'ın. 78 ataklı minion lifesteal. Diyorsun ki oh, bir candan çevireceğim oyunu. Adam karşısına bir bir örümcek koyup ona glimpse beyond atıyor. Senin heal almanı engelliyor. Üstüne iki kart çekiyor. Ne feda etti? Bir bir örümcek. Sinir bozuyordu yani. Nasıl bozmasın? Aslında blok olarak kullanabiliriz 0-1'i. 0-1 ile çok bir işimiz kalmadı. Targon's Peak çıkarıyoruz. 2'ye 1'i bloklarım. Yapıştır gitsin. Direkt kimi bulmasını isteriz? Tam diyecektim ki eğer Lucian gelecekse şunu bulsun. Hadi oğlum. Sen sıfırla. Gerçi aslında She Who Wonders da olur. Olur olur, She Who Wonders da olur. O da gayet güzel bir tercih. Önce bir Trundle oynayıp rakibe bir küçük pas atayım bakayım. Rakipten Rally geldi diyenler 78 yazsın. Yazmayın öyle bir şey, şaka yaptım. Chat'te 1000 tane 78 görmek istemiyorum şu an. Rakibin elinin komple yok olması yok mu? Yine iyi silindi de çok da beklediğim gibi olmadı. Pas. Ha, çok boş karta gitti. Heal önemli tabi, ona laf yok da başka bir şey oynayamıyoruz. Pas. Lan herife sıfır manaya çitriyi oynattık, lanet gelsin. Oo tertemiz. Aha. Easy game, easy life. Easy game, easy life. Easy game, easy life. Easy. Allah. Ay, hayat çok güzel.
Hava ne kadar güzel ya. Bunu döveriz ya. Bunu dövemeyeceksek zaten biz bitmişiz. Abi hepiniz gidiyorsunuz. Sen kalıyorsun tabii ki de. Özür dilerim canım. Sensiz olur mu hiç? Pes. Gerçi bu adamda bir ruination tehdidi var. Bizi o rahatsız eder muhtemelen etse. Etse o eder. Pes. Ya bazı kartların sesleri çok gereksiz fazla. Çok darlıyor insanı. Mesela bu. Küçük kadar kartsın. Oyundan büyük sesler çıkarıyorsun. İşte bak şu tur atabilseydik Targon Speak'i çok iyi olacaktı. Bu beni üzdü. Targon Speak'i bu tur çıkaramak beni üzdü. Neyse. Damage yemiyoruz en azından. Ha güzel. Chest yaratan kart gitti. Güzel. Hiç fena değil. Ulan iki tur önce gelmiş olsaydın kafamız rahattı be. Gel abi. Şunu sıfırlarsa... Bu değil lan o. Pardon. Şeyleri karıştırdım. Yaratıkları karıştırdım. Bu She Wonders. Ki She Wonders bayağı işime gelir ya. Obliterate. Şunları Obliterate atmak bayağı iyi. She Wonders sıfırlayabilirsek güzel olur hocam. Ya da Field Rush. Hangisine gitti? Bah yürü. Stank. Tatmin olmadım. Ve yalandan stunlayalım. Çünkü bir noktada şu She Wonders sıfır... Aslında bir Targon Speak daha patlatsam. Ya rakibe sıfır manayı hatırlıyorsun. Tam olarak bundan korkuyorum işte. Acilen Targon Speak oynayacağım ya. Targon Speak oynayıp şunu sıfıra düşürmem lazım ki Nautilus'u patlatalım acı. Nautilus'un level atlamasına 7 kaldım. Yapabilir mi lan? Ha gerçi follower öldürüyor lan bu sadece. Nautilus'u patlatamıyoruz. Adama 0 mana şey oynatmamız çok kötü oldu be. Nau gel abi. Nau ne ya? Sen Trundle'sın. Trundle'sın lan sen kendine gel. İşini biraz ciddiye al. Field Rush gelsin. Nautilus'un spell'i desteğe mi karıştırıyordu minion'ı ya? Harbiden öyle bir şey yapıyordu ya şerefsiz. Nau'yu 8-8'in karşısına koyar mı diyecektim, koydu. Aşırı hızlı bir şekilde toslayıp Nau'yu level atlatır mı? Yok. Aa bunların iki tane var lan herifte. Nau level atlıyor. Doğru. Ben bu kartı unutuyorum oğlum. Bu kartı nasıl çalıştın unutuyorum ben. Mao Gaming. Bu hoş olmadı işte. Hiç hoş olmadı önüne. Pass. Al kaç? Litos. Oo elusif. Bir elusif daha gelmesin. Sıfır mana çok iyi. Sıfır mana obliterate falan. Bunlar çok iyi haberler hocam. Bunlar çok güzel kartlar. Ama adam open atak yapmasa direkt şunu patlatırım o ayrı. Ama beynine sokarım 15 damage affetmem. Adam yerine koymam yemin ediyorum. Fuck!
Sen şurayı bloklasan, sen burayı bloklasan, sen de burayı bloklasan olur. Olduğu kadar, ne yapalım? Aurelion'u feda edemem şu an. Aurelion benim için çok değerli. Peş peşe iki Withering Veil falan. İki Vile Fist. Bunlar hep mümkün. Okey. Çok ciddi bir dert değil. Adam bir tost daha atsa hayatımız kayıyor gerçi. Aurelion bir gel bakayım reis. Sen bana oradan bir Immortal Fire mı verdin yoksa Destroyer mı verdin? Cosmic Ray alsam, Cosmic Ray'i Maokai için kullansam, Falling Comet'i Abzillia'ya atsam bayağı karlıyız aslında. Atak yerine rakibin minyonlarını yok etmeye oynasam daha karlı mıyım? Cosmic Ray. Fiti 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 fiti. Destede ne kalmış olabilir peki? Star Shaping. Star Shaping varsa destede bayağı iyi olur. Şimdilik. Cosmic Ray atalım. Sonra şuraya Comet atacağız. Comet için hala inatla bekliyorum ama elinden 0 manaya bu tur kaç tane minion? Bu tur ne yaptı ya bu herif? Bu tur 0 manaya minion oynadı mı bu herif? Bu herif bu tur 0 manaya hiçbir şey oynamadı. Niye oynamadı? Ne oldu? Dolandırılıyorum ben, alo. Şu da ölsün. Trundle level atlamış olsaydı çok iyi olacaktı. Ice Pillar'ları oynayıp oynayıp Trundle sahaya inerdik. Trundle bayağı çirkin bir level up alırdı. Ben Trundle'ı yine yaslayayım da şuraya. Şu an bir sonraki tur oyunu bitirmeye falan çalışmalıyım. O yüzden birazcık gerginim. Birazcık hesap kitap yapma derdindeyim. Bu benim Ice Pillar'larımın hepsini siliyor ya. Ice Pillar'lar çok ağır GG oluyor. İyi fikir değil. Geç. Ne yaratacaksın lan Aurelion? Ve ne lan? O kadar işime yaramayacak bir kart ki yani. Hani o kadar işime yaramayacak bir kart ki şu. Sıfır manaya iki tane Ice Pillar'ımız var. Ve bunların hiçbir anlamı yok. Elimizde şampiyon yok. Destede de şampiyon yok. İnanılmaz. Bayağı çalışmıyor yani. Field Rush'ım çalışmıyor. Written in Stars çalışmıyor. Şunu oynasam kendi Ice Pillar'larımı yok ediyorum falan. Abi müzik çok kötü. Sen Aynanın Gelincik şarkısında çok kötü diyorsan eğer sen git Pepe müziği dinle tatlım. Sen git heceleye heceleye şarkı söyleyen insanları dinle hadi. Müptezele bak, Aynanın Gelincik şarkısında kötü diyor adam. Yalan lan, Ice Pillar'ları oynayalım, ne yapalım? Ne oldu? Ne oldu? Adamın elinde demek ki hiçbir şey yok. Adamın elinde çok az kart var zaten ve muhtemelen elindeki kart da böyle şey falanmış herhalde. Hiç vengeance hiçbir şey bulamamış herhalde ve sadece Wild Fist falan bulmuş. Herhalde Trundle'ın önüne geçemeyeceğini anladı herhalde muhtemelen herif.
Galiba tahminimce. Başka bir açıklaması olamaz bu FF. 11'im geçti 15 Şubat. Twisted ve Fizz. Hepinizi gönderiyorum ya. Field Rush falan şimdi elinde tutmanın alemi yok. Katalistler matalistler gelsin. Ha, bak, güzel işte. Şu kart güzel mesela. Şu kart direkt ağzına mistik yemezse şu karttan, karttan bayağı faydalanıyoruz. Bu iyi. Bayağı iyi bir kart bu kart. Bu kart bir başka kart. Bu kart. Bu karttır ki. Kartın reklamını yapıyorum. Teşekkürler Dumb. Amin cümlemize. Al katalist ya. Boşa mı geçelim canım turu? Güzel güzel mana gemlerimiz gelsin abi beleşinden. Pass. Rakipten direkt Twisted Fate gelecek diyenler. Passleyeyim mi? Trundle oynayabilirim ama rakibi passleyip... Rakibe pass... Ya fuck the Trundle ya. Rakibe passlemeyi de bırak abi. Landmark draw oluyorum. Tabi inşallah Targon's Peak gelir. Çünkü biliyorsunuz destede bir... Ha güzel. Destede bir Landmark daha var. Lan böyle. Adam Twisted oynasın. Bu bizim az önce okuduğumuz peş notları devreye girdi değil mi? Yok girmemiş. 8'de hala. Boş boşuna okuduk lan peş notlarını. Vur abi. Oğlum elin nasıl yani direkt open atak falan ya? Hiç elisi melisi de mi çekmedin? Niye open atak yaptı bu adam? Bu adamın garip. Aphelios evet ya. Aphelios çok ağır darbeymiş gerçekten. Aphelios üzdü. Aphelios'a bir küçük cenaze töreni düzenleme vakti geldi yani. Adam bir adet Twisted Fate discardladı bu arada. Gözümüzden kaçmadı. Aleykümselam hoş geldin. Pass. Benlik bir şey yok hocam hadi devam edelim. Blue as the serpentine. Firelli ortasında çok pahalı ve güçlü bir tane challenger minion var. O da alınabilir deste. Böyle twist fade için. Ama gerçi çok rahat sarı kart triggerlayıp durdurabilir de. Çok anlamında olmayabilir aslında düşününce. Hop Field Rush'ı bulduk. Önce Trundle. Bakalım Trundle'la sarı kartı triggerlemeye çalışacak mı direkt? Zannetmiyorum. Field Rush'tan önce bir kart daha oynamam lazım. Kırmızı kartı triggerlamalı çünkü kırmızı kartla Aurelion'un shield'ını alıp sarı kartla stunlayacak. Böyle bir senaryo yaşamak istemiyorum. Star Shaping mi atsam yoksa şucu mu bıraksam derdindeyim. Şucu bırakalım. Şu bir kırmızıyı triggerlasın. Hatta mümkünse sarıyı da triggerlasın lütfen. Büyük abilerin başına bir şey gelmesin. Tercih bu yönde değilmiş. Aurelion'a gidecek gerçi. Kendi iç dünyamda soru soruyorum. Sessizce kendime. Sesli bir şekilde cevap veriyorum. Bu yüzden hiçbiriniz beni anlamıyorsunuz. Sıkıntılı. Bunlar hep sıkıntılı durumlar.
Hadi artık be ya. Bu deste bu kadar yavaş oynayacak deste değil dostum hadi. X Santega Prime ile abone olmuş. Teşekkür ediyorum abone olduğun için. Hoş geldin. O kopyayı 5-5 alacağını düşünmedi değil mi herif? Lütfen düşünmemiş olsun. Hadi Aurelion'uma bir damage kazandır. Hayda bak bu enayi çıkmadı chat. Bu o geçen sefer gibi enayi çıkmadı bak. Bir damage'ı vermedi. Pas. Bak işte bunun kopyasını almak varken az önce gidip niye bunun kopyasını aldım? Bize bunu söyle. Pas. Bu adam hayvan gibi drovlamasına rağmen hala bayağı kartı var lan. Living Legends. Uf, en sevdiğim. Ama bunu ataklarken kullanmak lazım. Savunurken değil. Şuncuk değil yani. Gerçi Living Legends'tan yok yok ataklarken kullanmak lazım. Tabii bu senaryoda bu tur yaşamamız lazım. Öyle bir detay var. Dur bakayım. Bu tur yaşar mıyız? 2 star shaping atacak manamız var gerçi. Yaşarız ya. Ya şey gelirse Mind Melt. Neydi o kartın adı? Bir şey Melt. Mind bir şey. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Unuttum. Aa bayağı bildiğin FPS'i düşük oğlum. İnanılmaz. Mindmeld. Öyle bir şey olması lazım işte. Aynen Mindmeld miydi? Pass. Ben senin hatanı bekliyorum hocam. Kaç manaydı o kart Mindmeld? Altın mana mıydı? Mindmeld yiyeceğiz galiba ya. Biraz tedirgin oldum. Al bir Ice Pillar daha. Aa yemedik. Hihuu. Pass. Rakip bir mistik şata güvendi tabi. Ben direkt 2 star shaping'i de anında patozluyorum. Bir Living Legends daha abartı mı? Abartı tabi lan. Süpernova ver. Ver abi bir heal daha abi. Hah Cosmic Rays. Oh. Ver abi. Tertemiz. Devam hocam. Ata ver. Ver ata. Hit me baby. Dur bu o değil. Don't hit me. Please don't do this. Pass. Long shot. Zaten ben şu Living Legends'tan bir tane baron bulursam. Okay, bitti. Arkadaşlar üstünüze afiyet şurada. İnce ince. Patlak yiyeceğim. Mini mini. Teşekkür ediyorum. Şimdi hocam. Bu ne lan? Kart mı lan bu? Şimdi bir saniye. Bir saniye. Babuş. Önce bir şunu patlatalım. Şu bir patlasın. Bekliyorum. O bir patlasın. Bir önden yolu hazırlayalım hele dur. Ver Twist'e sweet up ver. Bir sweet up'ı oynadın. Bir sweet up'ı discardladın bakalım var mı elinde sweet up. Pass. Tur alacağım verimin hatta hesabı yok siz daha dur. Sen daha dur oğlum. Sen daha dur. Aa sana.
Şöyle olsun. Diğerinin canı daha az. Şey Ale, Trundle'la çekip daha çok vururuz. Çirkin Stavros. Jesse Pinkman in the house. Ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp hareketler bunlar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz normalde maç uzatmak gibi uyum yoktur. Ama gördüğünüz gibi rakip olayları bile isteye uzattığı için ben de uzatıyorum diyecektim ki rakip sur verme fikrine erişti son anda. Dedi ki kendime işkence etmeme dedi. Gerek dedi. Yok dedi. Falan dedi. Easy. Easy game. Just so fucking easy. Ne diyebilirim ki yani? Çok kolay abi. Hayat çok kolay. Vuruyorsun ölüyorlar. Bu kadar kolay. Selam Fifi. Şu X gitsin. Böyleyiz. Hatta abart olduk. Biraz gereksiz oldu el. Yapacak bir şey yok. Çekti 2002 manalık şeyi. Yok. Pas. Bizden ekmek çıkmıyor hocam. Şimdi 100 yılın sorusunu soruyorum. Pesliyor muyuz yoksa katalist mi atıyoruz? Peslersem adam pesler mi? İnşallah peslemez. Çünkü genelde Fioro'ların öyle bir hareketi vardır ya. Vurursam minion oynar diye. Okey, Vader'ı da çıkardığına göre artık peslemeyecek. Vursun vurabildiği kadar. Fioro'nun nerf'li hali olsaydı hazır. Ne güzel şu landmark'a inerdik. İyi olurdu aslında. Kime geldik? She Wonders. Targon's Peak. Pass. Şu oynanır ya. Biraz fazladan heal ayır demeyiz herhalde. Elimde 0 manalık bir kart olduğunu biliyor. O yüzden birazcık dikkatli oynamaya çalışacak. Ama rakibin elinde de bir 0 manalık kart var. Ve bu da Chitria falansa eğer sıkıntı olur. Bir Targon's Peak daha oynadım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi Yola'ya vurduk. Hadi bakalım. Ben dedim hocam. Pass. Sıfır mana bir el daha oynaman yok mu? Aa yokmuş. Adam beni kendime öldürttü. GG's. Oo. Karma Brown. Bak ilginç. Bak bu ilginç. Bakalım. Stavros şaşkın. Gönder hepsini. Anam şunu gönderemedim. Anam mouse kırayım. Razor Report. Pes. Elimiz kötü. Kollayacaksın. Pes. En azından manamız geldi. O da iyidir. O da iyidir. Ona da okeyiz. Bundan bir şeyler gelmeyecek herhalde. Aha Wolf geldi. Vay hiç beklemiyordum lan böyle bir şey. Küçük bir şokum şu an. Pas. Randall oynasak mı? Yoksa gemi devam mı? Bu gemi atarsan bir sonraki tur direkt Eclipse çıkarabiliriz. Falan. Ha yok lan gerçi çıkaramıyoruz pardon. Yok yok Trundle. Çıkarabiliyor muyduk lan? Kafam karıştı. Bir küçük kafa karışıklığı yaşamakla meşgulüm şu an. He çıkaramıyormuşuz. İyi bari. Vallahi ben şunu oynar giderim ya.
M. Şunu oynamak da birazcık cazip geliyor tabii. Ay. Ya da landmark çekelim. Bir landmark çekeyim. Bakalım rakip ne yapıyor. Güzel. Doğru landmark. Yok yine hatta oynuyor. İyi al. Bu herifin de muhtemelen destesinde pahalı çocuklar olabilir ya bu arada. Birazcık tedirginim de o yüzden açıkçası. Bakalım. Karmayı oynayacağını varsaymıyoruz. Değil mi? Bunu bekliyorduk. Şunu deneyelim. Kurtulursak ne hala? Troll çant gelmezse. Bu çocuğu bayağıdır görmüyorum bu arada. Bayağıdır gördüğüm bir main değil. Açıkçası birazcık şaşkınım. Görünce bir ne oluyor lan'a bağladım. Aa, kurtulduk mu lan? Yoksa yenisi mi gelecek? Bacuk. O iyi, temiz. Gerçi sıfır manalık kartını hala oynamadı herif. Yo. Evet, oynamadı. Kesin karma. Ben şuradan önce bir Eclipse çıkarayım hocam. Aa, buyursunlar. Sonra Pillar oynayacağız. Pillar'ın üstüne de şu çocuğu oynayacağız. İlk önce Mean koysun da. Karma Raze geldi. Pillar. Adam manasını harcadı çocuk. Pillar'ı oynayamayacak diye düşünüp de karmayı oynadı herhalde. Pillar'ı sıfır manaya düşürebileceğimi düşünmedi herhalde. Mi acaba? Yoksa stun'ı mı var hali hazırda? Öyle bir rahatlığı mı var? Stun olabilir, shield olabilir. Yo, dümdüz daldık vallahi herife. Minion oynayacak mı? Çocuğu harcamaya gerek yok minion oynamayacaksa. Bu minion'ı stunlamaya da çok gerek yok aslında. Geç. Kalsın. Böyle iyiyiz. Reis hoş geldin. Saygılar reis. You are safe with Brom. Reis hoş geldin. Living Legends. Tabii ki de. Easy game, easy life hocam. Rakibe nasıl sur verdirilir .com sitesini ziyaret etmiş miydiniz? Şimdi ziyaret edin ve 3 liralık bonusunuzu hemen kazanın. Stavros koduyla yapacağınız ilk alışverişte %15 indirim kazanabilirsiniz. Rakibe nasıl sur verdirilir .com. Daha önce böylesini görmediniz. Reklam şirketi açtım yeni. Reklamcılıkla uğraşıyorum artık. Aurelion Zoe. Bugün ilk defa göreceğiz bu desteği daha. Şöyle yapalım. Reis'in kudretine bak be. Şu ejderhadan bir ben de alsaydım keşke. Atla ejder. Gel hocam. Biraz hızlanalım. Bir sonraki tur 4 manadayız, onu oynadık. Falan filan. Hadi go. Hadi biraz go. Birazcık go. Acık go ucundan. Ulan herife de bedava invoke verip invoke'la işte. Mesela buradan çok sağlam bir... Mesela buradan obliterate invoke'lasa herif. Targon spikli adamın obliterate'ini sıfır mana yapsak falan çok ciddi sıkıntıya giriyoruz. Bizi üzer. Canımız sıkılır. Bakacağız. Elimizde iki field rush var. Birini bulursun ya. Ha, bulursun bulursun. Pes. Nice. Tertemiz. Eclipse mi, Trundle mı? Trundle. Bir küçük düşüneyim mi? Eclipse mi, Trundle mı?
Eclipse oynayacağım herhalde ya. 27. Tabii Eclipse. Çünkü Aurelion'u level atlatmak istiyoruz. Ve Eclipse'in atağı Aurelion'u level atlatmaya yetiyor. Viper şey işte, yılan. Neydi lan bunun? Yes, Serpent. Arkadaş, yılanın da o kadar çok İngilizce karşılığı var ki ben sıkıldım artık hepsini ezberlemekten. Oğlum sana bir nerf attılar var ya, üf. Bunlar son maçların. Eğlene bildiğin kadar. Bunlar son. Senin hayatını kaydırdılar. Snake de Serpent dışında. Viper. Viper da dönüyor yılana. Ben direkt kazandım ya şu an bence maçı. Zannetmiyorum ki şey olsun. Bak işte adama güzel minion vermişiz. Bahsim buydu. Gül gibi minion'ı sıfır mana adamın. Ay herif bizden field rush çalacak. Adamın field rush'ını sıfır mana mı yapacağız bir de? Anasını satayım. Aşırı çirkinleşiyor şu an işler. Farkındasınız değil mi? Çok ciddi çirkinleşiyor şu an işler. Pass. O Fido deniyor ya lan. Hiç duymadım onu. Hadi Aphelios düzgün bir şey ver. Zalet. Bir Ice Blur patlatalım tabi önden. Trundle Race'imiz level atlasın. 30 FPS ile level atlasın. Allah aşkına Trundle'ı değil de Eclipse Dragon'ı stunlıyor olman ne kadar doğru ya şu an? Şu an oturup bunu tartışabilir miyiz lütfen? Ailecek. Nasıl bir mantık arıyoruz şu an bu işin içinde? Ah, şimdilik. Trundle'cığım sen şu çocuğu... Sen şöyle. Acaba elinde Vengeance mi var? Sıfır manaya düşmüş bir Vengeance mi var elinde? Rahatlık oradan mı geliyor bu arkadaşa? Öyle bir şey olabilir. Pillar'la da Aphelios'u çeksem. Ha pardon lan, Aphelios'u vulnerable yapmadık ki oğlum. Benim kafa nereye gitti ya? O zaman şöyle mi yapsak ya? Tabi böyle yapalım. En karlısı. Vengeance olabilir, Vengeance. Vengeance olma ihtimali yüksek. Başka seçeneği yok zaten, gidip de Trundle bloklayamaz, manası olmaz. Tamam. That's illegal ya. Gerçek bir hıyanet ya. Adam benden çaldığı Field Rush'ı benim landmark'ım sayesinde oynuyor. Gerçek bir haysiyetsizlik, gerçek bir terbiyesizlik. Top deck'ten Aurelion sol çeksek de ağzını atsak ya adamın. Yemedi, Moonglow geldi. O zaman bir Elusive minion yarat Aurelion. O da bir seçenek. O da yok diyorsun. Star Shaping, okay.
Şimdi Zoe'den yiyeceğimiz hasarı göğüsleyip şunu stunlayalım. Ya da Aphelios'la vursun mu? Yok. Kalsın. Aphelios bufflayacak. Gerek yok. Şöyle olsun. Böyle iyi. Ulan hiç de istemiyorum ya Ice Blur'ı yok etmeyi. Ice Blur lazım bana aslında. Nasıl yapacak? Nasıl yapalım bu işi? Vur ya sen bir. Sen önden bir vur, ben bir star shape'liyim kendime. Pas. 13 damage. Vur abi. Yapacak bir şey yok. 13 damage'yi göğüslüyoruz. Şuradan bir hemen en serisinden. Living Legends iyidir. Living Legends güzeldir. Yürüsünler. Tamam. Şimdi She Who Wonders gelsin. Benden birine zarar gelmiyor. Tamam. Yapıştır abi. Kaç kart silindi adamdan? 1 mi 2 mi? 1. Ya şey elimden 1. Sen de yerde vardı. Uf. Ortam gergin. Hocam. Gel. Double scourge var elimde. Adamım var ya. Adamı var ya. Adamın nikah masasına otururum. Oturtururum. Kaldırmam. Nikah masasına yapıştırırım adamı. Double scourge. Skirt skirt. Sen beni obliterate mi edeceksin lan? Artiso. Çaktırmayın. Rakibe şey avantajı yaratma çabasındayım şu anda. Sakın çaktırmayın. Bir yerden weapon'dan stun mutan çıkaracaksa şunları şimdiden çıkarsın derdindeyim. Scourge'lere çıkarmasını istemiyoruz. İki Scourge'ü de oynayacağız. Let's go gaming yapacağız. Anlatabiliyor muyum? Bir double obliterate geldi. Buyursunlar. Trundle'da mı sıfır mana lan? Trundle oynayalım bir tane. Şu an mümkün mertebe rakibi kart oynamaya zorluyorum. Ne var elinde? Bir tane Star Chart var. Bir tane de Infernum var. Bu kart ne? Tamam, o kartın da ne olduğunu görmüş olduk. Tamam. 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 Bize yetti. Şimdi önce şunu görmek istiyorum. Sevgili Trundle'ın kaç atak kazanacağını görmek istiyorum. Artı 3 atak kazanacak. Çok iyi değil. Scourge gel abi. Scourge Scourge. Tamam, daha yapmayacağım söz. Pas. Scourge. Gel abi. Eclipse. Gel abi. Bir gelin, bir şeyler konuşacağız. Şimdilik. Hop. 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 Okey. Buyursunlar. This is gonna be fun.
54 damage. Abi double scourge ne kadar iğrenç. Birbirlerine overwhelm veriyorlar. Aa çok çirkin. Çok çirkin, her şey çok çirkin. Oğlum elinde kart olmayan Targon destesi var karşımızda. Adamı ne hallere soktuk görün. Adamın elinde kart kalmadı, kart. Çaresizlik diz boyu. Ama umurumuzda mı? Hayır. Easy game abi. Easy game. Patos gaming. Ah, Stavros mutlu, Stavros huzurlu. Yaşasın. Legends of Runeterra çok güzel. Hava çok güzel. Easy.